Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar. İsmim Nuran Taydaşçal. Hayata Dokunanlar isimli programımızın bu ilk yayınında Şuara TV kanalında sizlerle birlikteyiz. Bundan böyle belli zaman aralıklarıyla hayata dair konuları konuşmak üzere karşınızda olacağım inşallah. Lütfen bunun için Şuara TV kanalına abone olmayı da unutmayın. Evet, bugün dilerseniz sohbetimize Hayatın Kalbinden Tutanlar isimli kitabımızda da yer verdiğim güzel bir hikayeyle başlayalım ve onun üzerine konuşmamıza devam edelim. Bir profesör elindeki materyaller ve iki fincan kahve ile sınıfa girer. Öğrencilerine hiçbir şey söylemeden elindekileri masanın üzerine bırakır. Önüne büyükçe bir kavanoz alır ve önünde duran kutulardan bir tanesini alarak kavanozun içine boşaltır. Kavanozun içine boşalttığı şeyler pimpon toplarıdır. Ve kavanozu pimpon toplarıyla ağzına kadar doldurur. Ve öğrencilerine sorar. Sizce bu kavanoz dolmuş mudur? Öğrencilerin hepsi bir arada evet diye cevap verirler. Profesör gülümser tabii ki ve önündeki kutuların içinde bulunan çakıl taşlarını da alır ve kavanozun içine boşaltır. Pimpon topların aralarından süzülen çakıl taşları kavanozu da doldurmuştur. Profesör tekrar öğrencilerine sorar. Şimdi dolmuş mudur? Öğrencilerinden kimi evet, kimi de hayır der. Gülümseyerek deneyine devam eder profesör ve önündeki kutulardan birinde bulunan kum tanelerin, ince kum tanelerini alır, kavanozun içine boşaltır. Pimpon topları ve çakıl taşların arasında bulunan süzülen kum taneleri de kavanoz doldurmuştur. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra profesör öğrencilerine döner ve şöyle hitap eder. Sevgili arkadaşlar, hayat da tıpkı bu kavanoz gibidir. Hayatta öncelikli olması gereken insanlar vardır. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz. İşte bu öncelikli olanlar bu kavanozun içine doldurduğum pimpon toplarıdır. Daha sonraki önceliklerimiz vardır. Evimiz, arabamız, işimiz, çakıl taşları da bunları ifade eder. Kum taneleri ise hayatımızdaki diğer meşgalelerimizdir. Eğer biz sırayı şaşırır, çakıl taşlarını ve kum tanelerini öncelikli olarak kavanozu doldurursak, ailemize, sevdiklerimize, öncelikli yer alması gereken insanlara hayatımızın içine dahil edemeyiz. Bunu çok güzel bir şekilde dinleyen öğrencilerden bir tanesi söz isteyip ayağa kalkar. Hocam, hepsini çok güzel anladık ama şu önünüzde duran iki fincan kahve deneyin nesi? Profesör gülümser, bunu soracağınızı biliyordum der ve o iki fincan kahveyi de alır, kavanozun içine boşaltır. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun, ne kadar meşgul olursa olun, iki fincan kahve içecek bir vakti dostunuza, yakın dostum dediğiniz bir insana mutlaka ayırın. Yani dostunuzla bir fincan kahve içecek kadar vaktiniz olsun der. Evet, galiba en büyük hatayı biz burada yapıyoruz. Hayatımızdaki önceliklerimizi hep es geçiyoruz. Bu yüzden zaten birçoğumuz hayatı ıskalıyor. Hayatı ıskalama sebeplerimizden biri de bu. Şöyle mahkeme salonlarına baktığımızda boşanma sebeplerinin tek şeyi şiddetli geçimsizlik. Neden şiddetli geçimsizlik? Sadece maddi problemler mi? Hayır. Birçok kadın danışanlarımın bana sordukları, söyledikleri şu. İletişim kuramıyoruz. Eşim beni anlamıyor. Eşim beni anlamıyor. Neden? Çünkü iletişimsizlikten. Aslında birbirimizle konuşmayı bilmiyoruz. Birbirimizle konuşmayı bilmediğimiz için, iletişim kuramadığımız için böyle problemler yaşıyoruz. Bugünlerde ülkemiz büyük bir sıkıntıdan geçiyor. Salgınla karşı karşıyayız ve birçoğumuz evimizdeyiz. Eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla.
Ve Rabbim bize şunu gösterdi. Bizim bugüne kadar rutin dediğimiz, rutin diye ifade ettiğimiz şeyler aslında ne kadar hayatımızda değerli olduğunu, hayatımızda önemli olduğunu, birçok şeyin kıymetini bilemediğimizi gösteriyor. Bu bizim rutin dediğimiz işlerimiz. Ama bu evde kalma sürecinde birbirimizi belki daha iyi tanıdık. Eşler, çocuklar bir arada olduğu için birlikte vakit geçirmenin ne kadar güzel olduğunu anladık. Tabii birçok kişinin canımız sıkılıyor tarzındaki sözlerini duyar gibiyim. Çünkü bugüne kadar iletişimden kopuk olan insanlar aynı evin içine kapatılıyorlar. Düşünün, kadın ve erkek sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, iş yerindeler. Çocuklar okulda ve akşam olunca herkes eve toplanıyor. Yemek, bulaşık derken biri bir tarafa gidiyor, biri diğer tarafa gidiyor. Ellerinde bilgisayar ya da tabletler ya da telefonlar. Herkes kendi kabuğunu çekiliyor ve birkaç saat zaten iletişim olmayan bu evde o birkaç saatte heder olup gidiyor. Ondan sonra yatıyorlar, sabah oluyor, tekrar aynı olaylar. Fakat bu evde kalma sürecinde sabahtan akşama kadar herkes evde ve o güne kadar aralarında bir iletişim kuramadıkları için ne konuşacaklarını, ne yapacaklarını da şaşırmış vaziyetteler. Ve bu sefer de başlıyor sızlanmalar, işte canımız sıkılıyor, çok sıkılıyoruz tarzında. Aslında sıkılacak hiçbir şey yok dostlar. Bugünleri birbirimizi tanımakla, eşimizi, çocuklarımızı daha iyi tanımakta, onlarla daha iyi vakit geçirmek için bulunmaz bir fırsat. Hayatımızdaki birçok koşuşturma sebeplerinden bir tanesi de sadece işte evimiz olsun, bir arabamız olsun, hadi bir de yazlığımız olsun, işte iyi geçindirelim, çocuklarımızı en iyi yerlerde okutalım derken bir de bakıyoruz ki hayat elimizden, avuçlarımızdan kayıp gitmiş. Neden? Çünkü hep daha fazlası, hep daha fazlası, hep daha fazlası. Yani bugün insanoğluna bir dağ dolusu altın verseler, insanoğlunun gözü diğer ikinci dağa bakarmış. O da bizim olacak mı acaba diye. O yüzden hırslarımızın, arzularımızın, nefislerimizin biraz kölesi olmuş durumdayız. Bu sebeple de aslında değer verdiklerimizi, öncelikli olması gereken kişileri biraz geçmişiz. Biraz değil, fazlaca es geçmişiz. Çünkü bugün eğer mahkemelerde boşanma oranları %70'lere, %80'lere ulaşıyorsa, burada toplumun bir düşünüp kendisine ayar çekmesi gerekmektedir. Biz nerede hata yapıyoruz? İşte esas önemli olan sormamız gereken şu günlerde kendimize sormamız gereken konulardan bir tanesi bu. Sorulardan bir tanesi bu. Biz nerede hata yaptık? Herkes kendini sütten çıkmış ak kaşık zannediyor. Herkes kendini zemzemle yıkanmış zannediyor. Herkes suçu karşı tarafta buluyor. Ama şu o öyle yapmasaydı. Peki o öyle yapmasaydı derken acaba sen nasıl davrandın da o sana o şekilde cevap verdi? İşte bugünler bizim bu muhasebelerimizi, iç muhasebelerimizi gözden geçirmemiz gereken günler. Şimdi bir de Ramazan-ı Şerif'e girdik. Bu arada hepinizin Ramazan-ı Şerif'i de mübarek olsun. Bu ay aslında sevgi ayı, hoşgörü ayı, oruç sadece fiziksel olarak tutulan bir oruç değil. Dilimiz, gönlümüz, kalbimiz ve gözümüzle bütün azalarımızla birlikte tutulan bir oruç olduğu için bu sevap böyle genel bir sevabı kapsadığı için bugünlere denk gelmesinde ayrı bir ehemmiyeti var. Evet, dilimizi oluşturacağız, gözümüzü oluşturacağız, öfkemizi
oruç tutturacağız. Böylelikle birbirimize karşı iletişimimiz biraz daha normalleşecek, biraz daha güzelleşecek, biraz daha birbirimizi anlamaya yönelik olacak. Bu eşim beni anlamıyor noktasında hem kadın hem erkek için söylüyorum. Siz eşinizi ne kadar anlıyorsunuz? Siz eşinizi ne kadar dinliyorsunuz? Çocuğumla iletişim kuramıyorum. Çocuğum beni anlamıyor noktasında. Siz çocuğunuzu ne kadar dinliyorsunuz? Çocuğunuzla ne kadar kaliteli bir iletişim kuruyorsunuz? Çocuğunuzla kurduğunuz cümleler gel, git, otur, kalk, ye tarzındaki emir kipleri mi? Yoksa bugün nasılsın? Bugün neler yaptın? Kendini nasıl hissediyorsun? Seninle şu konuyu konuşabilir miyiz tarzındaki cümleler mi? Galiba biz çocuklarımızı, eşimizi aslında bize bizim emrimiz altında olan insanlar olarak görüyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Kadın ya da erkek genel olarak kullanıyorum. Eğer siz kendinizi idareci, yönetici evin idareci ve yönetici kurumun konumuna sokarsanız ve evin içindeki bireyler de size itaat etmesi gereken insanlar olarak görürseniz, o evde huzur, sevgi, güven, saygı hiçbir şey kalmaz. Bunların kalmadığı evliliklerin de yıkılmaya mahkum olduğunu unutmayın sevgili dostlar. Bizler sorunları ortaya çıkartıp çözüm yollarına gitmeliyiz. Neler yapabiliriz diye. İşte bu günlerde bu çözüm yollarını değerlendirelim. Biraz anlamaya çalışalım. Bir adımı biz atalım. Hani şu gurur, kibir tarzı, nefsimize ağır gelen duyguları şöyle bir bugünlerde bir bertaraf edelim. Şöyle bir elimizin tersiyle itelim. Şöyle önümüze aydınlık bir yol çizelim. Ve o yolda ilerleyelim. O huzur yolunda adım atalım. Belki biz o adımı attıktan sonra karşımızdaki insan da bize aynı şekilde yaklaşacaktır. Biraz kendimizi değiştirelim. Kendimizi değiştirmeden aslında bizim en büyük yaptığımız hatalardan biri bu. Kendimizi değiştirmeden dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz. Sen kendini değiştirirsen, sana bakarak diğer insanlar kendini değiştirecektir. Ona bakarak diğer insanlar. Yani sen ayna vazifesi görürsen, sana bakan insanlar o sende gördükleri güzellikleri yansıtmaya başlayacaklardır. Onlar da aynı vazifesi göreceklerdir. Bu değişim kendimizden başlamalı. Ama biz hep karşımızdakilerden bekliyoruz. O yüzden sevgili dostlar, iletişimin en önemli basamaklarından biri kendimizi eleştirmek, iğneyi kendimize batırmak. O yüzden özellikle şu günlerde, şu mübarek günlerde ve evde kapandığımız salgın günlerimizde bir öz eleştiri yapalım. Biz ne yapıyoruz? Biz nasıl davranıyoruz? Biz neler yapabiliriz? Bunu yaparken karşımızdaki insanlara da naif bir şekilde anlatalım. Ve hayatımızdaki önceliklerimizin sırasını bir şöyle gözden geçirelim. Gerçekten biz hayatımızda öncelikli olarak nelere yer veriyoruz? Efendim, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Instagram ve Facebook üzerinden sosyal medya hesaplarımızdan şahsımızı takip etmek isterseniz Nuran Taydaşçal hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Şuara TV kanalına da lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla, esenle kalın efendim.